Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali İbrahim Kılıç. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun bu arada. Bugün Ramazan kekesi yapacağız. Umarım sizler de beğenirsiniz. İsterseniz malzemelerimize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi malzemelerimizi karıştırma zamanı. 20 gram mayamı attım. 2 yemek kaşığı sütümü attım. 5 yemek kaşığı sıvı yağımı attım. 3 yemek kaşığı şekerimi attım. Bu şekeri şimdi eriyinceye kadar karıştıracağım. Maya, şeker, hepsi birbirine yiyinceye kadar. Evet arkadaşlar, şekerim erinceye kadar karıştırıyorum. Bir çay kaşığını ucuyla da tuzumuzu ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı muhallebimizi de atıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi şekerimiz eridi, muhallebimiz de karıştı. 2 su bardağı unumuzu ilave ediyoruz. Güzelce bir harmanlıyoruz artık. Evet arkadaşlar, suyumuzu ilave edeceğiz. Ben bir su bardağı su ayarladım ama yarım su bardağını vereceğim. Yarım su bardağını verdikten sonra yoğuracağım. Kıvam olmazsa yarısını daha vereceğim. Ona göre bakacağım. Evet arkadaşlar, yarım su bardağım su tam kıvamı oldu, yani tam ideal oldu. Evet, ölçümüz suyu yarım su bardağı. Siz ona göre ayarlarsınız artık. Hamurumuz kulak memesi kıvamında olacak arkadaşlar. İyice yoğurduktan sonra bir 20 dakika dinlenecek. Evet, şimdi 20 dakika dinlendirmeye bırakacağım. Üzerine aynı streç ya da havlu ne koyarsanız. Evet arkadaşlar, hamurumuzu koyduk. Üzerine strecini koyacağız ve 20 dakika dinlendireceğiz. 20 dakika sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, hamurumuz mayalandı gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, şu boyutlarda yapacağız. Evet, yoğurma işlemine geçiyoruz. Şu şekilde. Yaptıktan sonra şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ve kağıdımızın üzerine bırakıyoruz. Tekrar aynısından diyorum. Aynı şekilde tekrardan yuvalıyoruz. Ve tekrardan bu şekilde yapıyoruz. Ve hamurumuzun üzerine bırakıyoruz. Bu işlem bittikten sonra bir 20 dakika daha bekleteceğim. Kabarması için. Kabardıktan sonra fırına atacağım. Şu şekilde çeviriyoruz. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, şeklimizi aldım. Güzel bir şekilde, düzgün bir şekilde yaptım. Şimdi bir tane yumurtayı ikiye böldüm. Sarısını kullanacağım sadece. Sarısını kullanacağım. Üstüne güzel bir şekilde süreceğim. Süreceğim daha doğrusu. Şu şekilde. Bir tane yumurta koydum ama hepsini koymayacağım. Yani yeter kadar. Susamımızı yapacağım. Normalde sütamı normal bir tahta şeklinde bastırıyorlar da bizde tahta olmadığı için ben elimle atacağım. Ama normal şeylerde, iş yerlerinde falan yapıldığı zamanlarda bunu tahta ile yaparlar. Suya basarlar. Sudan beraber tahtadan basarlar. Daha pratik bir şekilde olur. Hem de susamları üstlerinden düşmez. Bizim şu anda öyle bir alternatifim olmadığı için direkt üzerine ekliyoruz. Ekledikten sonra gene bir bakacağım üstüne. Şu şekilde bir tahta var. Biz normalde bunu tatlılarda falan kullanıyoruz. Şu şekilde üstüne bastırıyorum, susamlar düşmesin diye. İsterseniz yağlı kağıt koyabilirsiniz, isterseniz de normal tepside.
Evet arkadaşlar, kabardı. Şimdi fırına giriyor. Evet arkadaşlar, önceden ısıttığımız fırınımıza kakemizi atıyoruz. Ve bir 20 dakika içerisinde hazır hale gelecek. 20 dakika doldu ve hazır. Arkadaşlar kakemiz pişti. Şu şekilde yumuşaklığı görüyor musunuz? Çok sıcak olduğu için fazla dokunamıyorum. Biraz soğuduktan sonra ölüm işlemine başlayacağım. Evet, şu anda çayımız da pişiyor. Çayımızla beraber çok güzel bir şekilde yiyeceğiz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kendinize iyi bakınız, hoşça kalınız. Bu arada sayfamıza da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakınız. Bay bay.